Avrupa'yı gezmeniz lazım, bir memleketin kıymetini anlayın. Hakikaten öyle. Çok orijinal bir milletiz. Her bölgemiz ayrı orijinal. Bakın ben geçen ay Of'a gittim, Trabzon'a. Var mı Karadenizli? Var mı? Aa, ablaya bak, Karadenizli. Başka var mı Karadenizli? Siz mi? Nerelisiniz efendim? Trabzon mu? Giresun. Orası da güzeldir. Ben Of'a gittim, Of'a. Of. Arkadaşlar dediler ki nereye gidiyorsun? Of'a gidiyorum dedim. Ne yapacağım dediler, şov yapacağım. Deli misin dediler. Niye? Lan hepsi şovmen onların dediler yani. Of'a dördüncü kere çağırdılar beni. Çok beğendiklerinden değil. Başkan dördüncü yaradı, bana böyle yaptı. Recep Bey dedi. Üç kere geldim, bir şey anlamadık. Sen gel bir daha anlat bakalım onu bize diye. O yüzden gidiyorum yani. Dördüncü kereyi onun için gidiyorum. Şimdi bak. Uçağa bindim. Uçakta macera başladı bak. Cam kenarı isterim ki uçakta hani uyuyacağım birazcık. Bir saat de olsa uyuyayım diyorum. Cam kenarına oturdum, baktım koridordan bir nine geliyor. Nine, Trabzon ninesi. Katıksız Trabzonlu ama. Safkan. Çarşafları var onların, kilim gibi böyle güzelce sarılmış marılmış böyle. Hiçbir tek burnu görünüyor, bu kadar. Nine koridordan geliyor ama terör estiriyor. Yuvarlana yuvarlana geliyor nine. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah bismillah. La çekilme kazık gibi tekil önüm. Çekil önümden. Bismillahirrahmanirrahim. La göbeğini çek de geçelim. Ayı gibi duruyorsun orada. Bismillah bismillah bismillah. Hostes geçiyor oradan. Bismillah bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Cıbıl cıbıl gezeceksin. Ki üstüne bir şeyle böyle gezelim diye. Herkese bulaştı. Geldi yuvarlama yuvarlama. Benim yanımda bismillah bismillah. Benim yanımdaki koltuğa. Bismillah 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 dedi. Beni gördü. Nereye gidiyorsun dedi. Trabzon'a gidiyorum teyze dedim. Ben de dedi. Evet dedim, hepimiz. Uçak oraya gidiyor zaten. Başka nereye gideceğiz? Teyze oturdu böyle yaptı. Evli misin? Evliyim teyze dedim. He dedi, beğenmedi. Niye? Görevli. Böyle görevli teyzeler var. Her mahallede. Bak burada da var o teyzelerden. Bu teyzeler görevli. Görev ne? Bekarları evermek. Onlar hangi mahallede ne kadar bekar var bilirler. Secereyi de sayarlar. Uçak kalktı artık, uçuyoruz he. Gidiyoruz. Dedim ki bir yüzümü yıkayayım, bir serinleyeyim. Bir saat uyuyacağım. Teyzeciğim müsaade eder misin? Kalktım lavaboya gittim. Bir yüzümü yıkadım, geri geldim, baktım teyze cam kenarını kapmış. Dedim ki teyze, orası benim yerim dedim ama yerime oturmuşsun. La uşağım, ben seni indun zannettim dedi. Şimdi teyze hala kendini otobüste zannediyor. Hani teyzeye desen ki teyze mola desen inecek he. O durumda. Şimdi uçak indi. Belediye başkanı adam yollayacak, beni aldıracak. Havaalanında bekliyorum, böyle takım elbiseli yakışıklı bir abi geldi. Hoş geldiniz Recep Bey, hoş bulduk dedim. Ben dedi Of Belediyesi'nden geliyorum. Başkan beni görevlendirdi, sizinle ben ilgileneceğim dedi. Teşekkür ederim dedim. Görev nedir dedim. Veterinerim dedi. Şimdi ben iyi niyetliyim. Hani herhalde adam bulamadı başkan. Yoksa niye bana veteriner yollasın? Başkan bana başka bir şey mi demek istiyor? Karadenizliler böyle. Memleketin tadı tuzu. Bakın ben 30 kişilik bir ekiple 30 tane Rizeli'yle hepsi de müteahhit İstanbul'da umreye gittim. Allah'a alem onların umresi kabul olmuştur da benimki güme gitti. Ben bunları seyretmekten umre mumre hak getire. Bunlar bak ihramlara girdiler, Mekke'ye indik, hepsi oldu melek. Gözler nemli nemli, boyna ağlıyorlar. Ve durmadan konuşuyorlar, hiç susmuyorlar. Ve ben dinlemek zorunda kalıyorum bunları. Adam böyle İsmail ne? Çok ibadet edelim, temizlenelim. Çok biriktir İsmail. Müteahhit ya bunlar. O diyor ki temizlenelim, seneye gene geliriz. Arada kotayı dolduracak yani. Şimdi boyuna konuşuyor, ya susmuyorlar. Ya Kabe'yi tavaf ediyoruz, adam orada bile konuşuyor. Adam böyle İsmail ne? La burası kaç metrekare dur. Ya arkadaş sussana. Yok susturamaz. O en güzeli şey bak. Mekke'den otobüse bindik. Medine'ye gideceğiz. 30 kişi. Otobüs hareket etti, bizimkiler ağlıyor.
Otobüs bir yürüdü, 30'u birden böyle yapıyor. Alasmaldık Allah'ım. Lan dedim arkadaş, ben bunlarla ne yapayım? Ama adamlar samimi ya. Ya umre boyunca ibadet ettiler, ağladılar. Onun için kabul olmuştur onların gidiyorum. Ben bunlara bakmaktan bir şey olmadı. Ben anlamıyorum, adamlar samimi. Arıza bende. Şimdi onlar komik konuşuyorlar bize göre. Şiveleri bize komik geliyor falan ama onlar anlıyor birbirini. Onlar meseleyi çözüyor. Ya Oflu Hoca Kabe'nin yapılışını anlatıyor, sen dinle ölürsün. Fakat onlar anlıyor. Allah İbrahim'e dedi. Ha buraya bir ev yapacaksın. Dedi Allah'ım burada evini edeceksin. Sağ yap derim dedi. O da ettoriye Kabe'yi diyor. Bak bize komik geliyor, onlar anlıyor. Onlar anlıyor. Yani Türkiye'nin her yeri böyle. Orijinal bir milletiz. Onun için söylüyorum. Urfa'ya gittim ben. Urfa'da hoca Nuh tufanı anlatıyor. Ya dinle sandalyeden düşersin. Dünyanın en özet Nuh tufanı. Bak. Allah Nuh'a dedi. Sen siyah bir gemi yap. Aha ben suyu salayım dedi. Şimdi. Bak onlar anlıyor. Biz anlamıyoruz. Her yeri gezdim. Her yeri çok sevdim. Yani. Bir tek sorunum var benim uçak yolculukları. Bir tek uçak yolculuklarında ben rahat edemiyorum. Neden? Yükseklik korkum falan yok. Ben hiç şey yapmam. Zaten hep yükseklerdeyim ben. Şimdi uçak yolculuğu yasaklardan oluşuyor. Ve ben buna illet oluyorum. Ya uçakta her şey yasak. Şuradan bir saatlik yola gideceğiz. Ya bu bir saatin yarım saati güvenlik tedbirlerini anlatmakla geçiyor. Yasakları anlatmakla geçiyor. Sanki uzaya roket yolluyorlar ya. Bineceğiz bir saat gideceğiz. Uçağa bindiğin andan itibaren her şey yasak. Cep telefonundan ödleri kopuyor. Hava yollarının en büyük korkusu cep telefonu. Havaalanına giren her yere yazmışlar. Cep telefonunu kapatın. Kapatıp koyuyorsun cebine. İçeri giriyoruz. Cep telefonunu kapat. Cep telefonunu kapattık. Uçağa biniyorsun 10 kere anlat. Cep telefonlarını kapatın. Lan el kadar bir şey bu. Bununla düşecekse bu uçak uçmasın. Telefonla uçak kaçıracağım bir gün. Yaklaşmayın açarım diye. Bir de mesaj atarım düşersiniz bak. Yazdım. Bu ne? Ödleri kovuyor telefondan. Ve her şey yasak. Ama en komiği hostesler güvenlik tedbirini anlatıyor. Ölüyorum ben ona. Uçak 11 bin metre yüksekte. Bak bir düşünün. 11 bin metre yukarıdasın. Düştüğün an öbür taraftasın zaten. Hiçbir şansın yok. Hostes diyor ki can yeleğini giyin. Olur. İpi çekin şişer diyor. Daha komiği var. Şişmezse üfleyin borulardan diyor. Oldu. 11 bin metreden düşüyorum. Gel sen üfle. Son nefesi de oraya vereceğiz. Üf diye. Nasıl üfleyeyim ben? Üflesen ne olacak ki? Şişse neye yarar? Düştün gittin. Yelekle beraber hop öbür tarafa geçersin. Amma düştük be. Orada senden önce gidenler arar. Bilader hoş geldin, hoş bulduk. Üstündeki ne? Can yeleği. Neye yarıyor? Hayat kurtarıyor. Bir şey yaramamış. Bir dakika önce anladım, Allah'ı yaramıyor. Bir de en çok merak ettiğim şey şu benim. Ya hiç mi hayat dolu, enerjik, dinamik, canavar gibi pilota denk gelmeyeceğiz? Bütün pilotlar hayatından bezmiş. Uçak kalktıktan sonra pilot bir anons yapıyor. Şu kadar yüksekte uçuyoruz, bu kadar mesafeye gidiyoruz. Ulan sanki bu anons ona silah zoruyla yaptırıyorlar. Adam böyle bak. Değerli yolcularımız, şu anda Türk Hava Yolları'nın 1500. Aman öf. Ulan istemiyorsan konuşma. Bütün yolcunun içini baydın be. Hepimizin sıtkı sıyrıldı yani. Pilotsun, yolcuyu zinde tut, kendini tut. Ben pilot olsam böyle bir anons yaparım mesela. Değerli yolcularımız, şu anda 11 bin metrede uçmaktayız. Bir düşsek var ya parçamızı bulamazlar. Bir tane uyuyan yolcu kalmaz. Hepsi uyanık. Bir de çok merak ettiğim bir şey var. Bakın, bütün pilotlar çok düzgün bir İstanbul Türkçesiyle konuşuyor. Hepsi o kadar kibar ki. Lan hiç mi Anadolu'dan pilot çıkmıyor? Benim hayalim de şu Anadolu'nun bağrımdan kopmuş gelmiş karayağız delikanlı bıçkın bir pilot görmeyeceğiz mi hiç? Düşünsene elinde tesbihle geliyor. Tamam mı?
Anonsa bak. Değerli yolcularımız, Türk Hava Yolları'nın 1284 sefer sayılı uçağa kalkacağızdır. Kapılar kapanmıştır, bitti. Şu andan itibaren cep telefonuyla konuşmayın, bilgisayarı açmayın, Walkman dinlemeyin, koltukları dik durun, masaları kapatın, hosteslere bakmayın. Vallahi kodumu oturturmadım hastalıklarını. Hepsi bana emanet. Sayın yolcularımız, şu anda 11 bin metrede uçmaktayız. Uçuran da Allah, düşüren de Allah. Takdir et abiyiz. Kafanızı takmayın. Şimdi... Sayın yolcularımız, bir tehlike anında yukarıdan maskeler düşecek, can yelekleri çıkacak ama en sağlamını ben söylüyorum. 3 İhlas, 1 Fatiha. Bundan daha büyük güvenlik tedbiri olmaz. Ona göre. Değerli yolcularımız, şu andan itibaren uçağı 10 dakikalığına kıbleye çeviriyorum, namazı gelenler kılsınlar diyor. Yok böyle. Böyle bir pilota denk gelemedik daha. Ben ölüyorum uçak yolculuklarında. Şimdi bu yolculuklar dışında beni gelen hiçbir şey yok. Bir sürü yer görüp bir sürü yer geziyorsunuz, bir sürü insanla tanışıyorsunuz. Çok güzel bir şey. Yaptığım işi seviyorum. Bir ara çok kafaya taktım, başka bir iş yapsam mı falan filan diye, ama bu işi seviyorum. Çünkü memleket aşkıyla yanıp tutuşan bir adamım ben. Ben hiç boş durmam. İstanbul'da yaşıyoruz. Mesela İstanbul'da yolunda gitmeyen ne var hep araştırırım. İstanbul'un en büyük sorunu nedir? Trafik. Millet trafikten illallah demiş. Ben trafiğe çare buldum. Artık trafikte insanlar stres olmuyorlar. Trafikte eğleniyoruz biz. Bakın size anlatayım, siz de eğlenin. Trafikte eğlenmenin bir şartı var. Şunu bilmeniz lazım. Bütün arabalar birbirleriyle konuşuyorlar. Evet. Ben onları dinliyorum. Oo, hiç canım sıkılmıyor. Şimdi inanmıyorsunuz ama ispat edeceğim size. Bütün arabalar konuşuyor birbirleriyle. Bakın ben İstanbul'da canlı gördüm bunu. Çok sıkışık bir trafikte gidiyoruz. Trafik gıdım gıdım. Hiç ilerlemiyor. Ben olayı naklen seyrettim. Yukarıda bir rampa var bizim orada, bir yokuş. Yokuştan aşağı bir kamyon geliyor. Kamyon dev gibi ve deli gibi geliyor. Durması mümkün değil. Önünde de bir tane gariban Volkswagen var. Volkswagen'in kaçacak yeri de yok. Trafik sıkışmış. Kamyon duramayacağını anladı, Volkswagen'e bağırıyor şimdi. Çık ulan! Çıksana lan! Volkswagen bir baktı kamyon dev gibi, o da ona bağırıyor. Git! Git! Lan git! Kamyon duramadı, Volkswagen'e hafifçe vurdu. Volkswagen'in sadece Vos'u kaldı ortada, gerisi yok. Trafik hepten felç. Olaya polisler müdahale etti. Polis arabası da konuşuyor. Polis arabası bağırıyor oradan. Ne oluyor lan? Lan ne oluyor lan? Biri dedi ki abicim kaza var. Aa. Olay yerine geldi, baktı kaza büyük. Ana! Dediler ki ambulans çağırın, yaralılar var. Ya ambulans geliyor ama o da bir içli araba. Bir hisli araba, dizini döve döve geliyor böyle. Vıy 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 vıy. Böylece arabaların konuştuğunu anladınız. Özel istek yaptılar da, eski bir muhabbettir bu. Şimdi gelelim bana. Bir tanışalım, sonra programa geçelim. Başlamadık daha babacığım. Daha yeni ısınıyoruz. Ben böyle seyirciyi, sahneyi bulmuşum, iner miyim buradan be? Kim hiç? Şimdi dediğim gibi beni çok tanımazlar. Bir tanışayım, kendimi tanıştırayım. Salonun belki bir kısmı tanıyordur ama büyük bir kısmı tanımıyor. Onun için tanışalım. Adım Recep, soyadım Demir Kaynak. Allah Allah. İsme bak. Ulan sanatçı adamın ismi biraz karizmatik olur. Her gelen ismini değiştiriyor. Ben bir türlü bunu beceremedim. Kafa buna basmadı benim. İsme bak, Recep Demir Kaynak. Böyle sanatçı ismi olur mu? Böyle bir sanatçıyı sevsen de söylemeye utanırsın. En sevdiğin sanatçı kim? Recep Demir Kaynak. O nerenin kazası lan derler. Yani. Böyle bak, adama masum kırmızı